Efendim, bugünkü anlatacağım konu şehitlikle ilgili olacak. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, şehit, şahit, şüheda, şehadet, eşhedü gibi kelimeler hep aynı kökten gelir. Yani tanıklık etmek, şahitlik etmek demektir. Mahkemede şahitler, tanıklar dinlenir. Eşhedü en la ilahe illallah diyerek bir mümin, bir Müslüman Allah'ın bir olduğuna dair şehadet eder. Bunların hepsi aynı manaya gelir. İslamiyet'teki şehit ise Allah yolunda öldürülen bir insanın ölmeden önce, ruhu bedenden ayrılmadan önce cennetteki gideceği yerin Allah tarafından kendisine gösterilmesi demektir. Ona tanıklık etmesi, ona şahitlik etmesi. Ve şehit cennetteki gideceği yeri gördüğü zaman aldığı yaraların acısını hissetmez. Cennetin güzellikleri onu o kadar cezbeder ki bütün acılarını unutur. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 154. ayetinde وَلَا تَغُولُوا لِمَنْ يُغْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءُ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ buyuruyor. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Onlar Allah katında diridirler. Fakat siz onun farkında değilsiniz diyor. Yani bedenen ölüyor. Toprağa gömülüyor, toprak olup gidiyor. Ama ruhen Allah katında o diridir. Bütün ruhlar diridir Allah katında. Fakat şehitliğin burada diğer insanlara göre bir özelliği var ki, şehitle benim aramda diyor Cenab-ı Hak olan sırları, onlara verdiği nimetleri siz dünya kafasıyla, dünya mentalitesiyle anlayamazsınız. Çünkü şehit genç yaşında veya olgunluk çağında ırzını, namusunu, vatanını, milletini, masumları, garibanları korumak için en yüce değeri olan canını vermiş. Allah da ona dünyada yaşaması muhtemel her türlü güzelliğin en güzelliğini öbür tarafta veriyor. İşte buna sizin aklınız ermez diyor. Bunu kavrayamazsınız. Ama ben o nimetleri onlara veririm. Değerli arkadaşlarım, her dönemde tarih boyu insanların şehit zannettiği ama şehitlikle alakası olmayan insanlar da olmuştur. Bu Peygamberimiz döneminde bile olmuş. Nasıl olmuş diyeceksiniz. Biliyorsunuz Peygamberimize 40 yaşında peygamberlik geldi. 52 yaşına kadar 12 yıl Mekke'de yaşamaya devam etti. Bu dönemde Mekke müşrikleri adeta Mekke'yi kendisine hapishane haline getirdiler. Sonunda Medine'ye hicret etmek zorunda kaldı. Medine'de Müslüman sayısı çoğalınca münafık sayısı da çoğaldı. Yani dıştan görünüş itibariyle Müslüman fakat içi sinsi kafir. Mekke müşrikleri silahlandılar. Bu sefer Müslümanları Medine'de çoğalmasınlar, toptan imha ederim diye Medine'nin dışındaki Bedir denen yere kadar geldiler. Müslümanlar da silahlandı. Onları Medine'ye sokmamak için karşı koymaya gittiler. Fakat tam müşrikler, Mekke müşrikleriyle Müslümanlar karşılaşınca Peygamberimizin cemaatinin içerisindeki 300 münafık arkaya çekiliverdi. 613 kişiydi. 313 kişi kaldı Müslümanlar. Önlerinde binlerce Mekkeli müşrik, arkalarında 300 tane Medineli münafık. Bedir Savaşı başladı. Hem müşriklerden hem de Müslümanlardan hayatını kaybedenler oldu. Müslümanlar safında savaşanlardan birisi çok mücadele etti. Mekke müşriklerinden bazılarını da öldürdü ama kendisi de öldürüldü. Cenazesi defnedilirken sahabelerden birisi, "Ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi, şu adam nasıl da muazzam, muhteşem savaştı, canını ortaya koydu. İnşallah cennetteki makamına, mevkisine ulaşmıştır değil mi?" dedi. Peygamberimizin kaşları çatıldı. "Ne yazık ki cehennemdeki yerine yuvarlandı." buyurdu. "Nasıl olur ya Resulallah, böyle bir insan nasıl cehenneme gider?" Peygamberimiz buyurdu ki, onun maksadı, onun hedefi Allah yolunda cihad etmek, Allah yolunda mücadele etmek, vatanını, milletini, ülkesini, insanlarını, müminleri korumak değil, Mekke'den gelen müşrik akrabalarını öldürüp Mekke'deki onların malına konmaktı. Hedefi buydu, maksadı buydu. Onun için cehennemdeki yerine yuvarlandı buyurdu. Şimdi değerli kardeşlerim, Allah yolu deyince aklımıza gelecek olan şudur.
size saldıranlara karşı diyor Cenab-ı Hak, nefsinizi müdafaa hakkını size verdim ama saldırı hakkı değil. Bir yerde masum insanlar var veya size zararı olmayan bir ülke var. Kendinizi güçlü hissediyorsunuz, gelip zulmediyorsunuz, öldürüyorsunuz. Onlar da sizi öldürürse katil olursunuz. Sizin yaptığınız cihat değil, sizin yaptığınız saldırı olur. Onlar ölürse şehit olur. Eğer size saldırı varsa, ülkenize, vatanınıza, malınıza, canınıza, ırzınıza, namusunuza, iffetinize müdahale varsa, saldırı varsa, buna karşı savunma yaparken öldürülürseniz şehit olursunuz. Allah katındaki, Allah yolundaki şehitlik bu demektir. Bir de Peygamberimizin haber verdiği manevi şehitler vardır. Manevi şehit, şunu söyleyeyim önce, Allah yolunda öldürülen şehitler, cenaze namazı kılınır. Cenaze namazı aslında namaz değildir. Bir duadır ve helallaşmadır. Şehitler, işte parmağında yüzük, kolunda saat, ayakkabısı vesairesi, kolyesi falan varsa bunlar çıkarılır. Elbiseleri soyulmaz. Yani üzerindeki elbiseleriyle beraber defnedilir. Başka bir bezede sarılır, o şekilde defnedilir. Yıkanmaz, kefenlenmez. Cenaze duası yapılır ve defnedilir. Bir de hükmen yani manen şehit olduğu halde cenaze namazı kılınan, kefenlenen ve cenazesi yıkanan şehitler vardır. Bunlar kimdir? Bunlar Peygamberimiz o devrin şartlarına göre suda boğulan, ateşe düşüp yanan, hamileyken doğum üzerine ölen, taundan, vebadan diyor. Yani o gün bilinen hastalık vebaydı. Şimdi de korona var işte, milyonlarca insan öldü. Yani böyle müdahale etmek veya tedavisi zor, kaçınılması imkansız olan bazı hastalıklar sebebiyle ölmek, göçük altında kalmak. Bugün bunlara bazı ilaveler yapabiliriz. İşte maden ocaklarında can veren insanlar, trafik kazalarında her türlü tedbirini almışsın ama kaza olmuş mu? Siz tedbirinizi almışsın ama karşınızdaki insan uyumuş gelmiş size çarpıyor. Ve hayatınıza mal oluyor veya diğerlerinin hayatına mal oluyor. Onların günahı ne? Gemi batıyor, uçak düşüyor. Yüzlerce, binlerce insan, tabii bunların hepsinin imanı, Allah'a, ahirete inancı, imanı varsa bunlar da şehittir. Ama bunların cenaze namazları kılınır, kefenlenir, yıkanır ve o şekilde defnedilir. Şimdi gelelim günümüzün şehit tabirine. Efendim günümüzde şehit deniyor ama tabii umarız ki onlar da şehit olsun. O konuda dini bir bağlantı kuramayız. Bu tamamen hükümetlerin kendi çıkardığı kanunlarla belirlenmiş şartlar. İşte şunlar, şunlar, şunlar şöyle olursa şehitlik yasasının içerisine girer ve onlara işte şöyle maaş bağlanır, çocuklarına şu imtiyazlar tanınır, ailesine bu imtiyaz tanınır gibi kanunlar. Bunlar tabii çok güzel şeyler. Ama bunun yani Kur'an-ı Kerim'deki anlatılan şehitlikle alakasının olup olmaması için Kur'an-ı Kerim'deki anlatılan şartlara uygun olması lazım. Örnek vereyim, işte bir asker, bir polis görev yerinde şehit olursa, öldürülürse şehit oluyor. Ama görev yerine giderken veya mesaisi bitmiş evine dönerken kaza geçirir, ölürse şehit olmuyor. Örnek olarak veriyorum, yani tam böyle midir değil midir bilmiyorum ama efendim işte bu kanunlarla belirlenmiştir. Onun Allah katında nasıl bir muamele göreceğini ona ancak Cenab-ı Hak karar verir. Yani kanunlardaki bir yapılan şeyler yanlıştır demiyorum. Ama kanunlarla tespit edilmiş olan şehitlik tabirinin Kur'an-ı Kerim'deki anlatılan konuyla karıştırılmaması gerektiğini söylemeye çalışıyorum. Burada bütün gazilerimize, şehitlerimize, şehit ve gazi olduğunu bilmediğimiz nice mübarek insanlara Cenab-ı Hak'tan sonsuz rahmet diliyoruz. Bizlere de Cenab-ı Hak şehitlik makamını hiç olmazsa en azından onlara yakın olmayı nasip etmesini Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. Allah'a emanet olun.